Sizi ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Biliyorum mevcut yasalar üzerine altın kaplamalı cümleler kursak da sonuçta bu meclisin iradesi istişare ve karar mekanizmasından ziyade el kaldır indire indirgendiği için ben de başka bir konuya değineceğim. Malumunuz son bir haftadır İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gündemde ve her bu kürsüye çıkan her arkadaşımız bu saldırıyı lanetledi. Biz de bu saldırıyı lanetliyoruz doğrusu. Bununla birlikte Bosna Özgürlük Mücadelesi'nin önderi Aliye İzetbegoviç'i ben de burada rahmetle anıyorum. Gerçekten de mücadelesini verirken değerlerinden hiçbir şey kaybetmeden onurlu bir duruş ortaya koydu. Fakat Allah-u Teala Bakara suresinin 84 ve 85. ayetlerinde Beni İsrail'e hitaben iki şey söylüyor. Diyor ki hani sizden birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi yurtlarından etmeyin diye kesin söz almıştık. Siz de bunu kabul etmiştiniz. Buna şahitlik edersiniz. Buna rağmen yine sizlersiniz birbirinizi katleden, kesinlikle yasaklanmış olmasına rağmen kendi halkının bir kısmını yurtlarından çıkaran, onlara karşı günahkarlık ve nefretle yarışıp yardımlaşan, böyle yaparak ilahi kelamın bir kısmını kabul edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz diyor. Bunun üzerinden Orta Doğu coğrafyasına, daha doğrusu Allah'ın vahiyiyle ve peygamber örnekliğiyle müdahale ettiği Orta Doğu coğrafyasına bakalım. Bu pratik sadece İsrail'in pratiği mi, yoksa hepinizin de çok iyi bildiği İslami literatüre Yahudileşme temayülü diye geçen bir pratik haline geldi mi? Şimdi yakın tarihimize bakıyoruz. Türkiye tarihine bakıyoruz, Orta Doğu tarihine bakıyoruz. Afganistan'dan tutalım Nijerya'ya kadar, Türkiye'den tutalım Yemen'e kadar aynı dine inanan insanlar aslında birbirlerini benim milletim senin milletinden daha üstün, benim mezhebim senin mezhebinden daha üstün, benim dilim senin dilinden daha kutsal diye birbirlerini katlediyorlar. Acaba dün Filistin'de hastaneye yapılan saldırı ile Zilan'da yaşanan, Dersin'de yaşanan arasında ne fark var? ...182 bin insanın hayatını kaybettiği, adına da enfal yani ganimet operasyonları denilen şey, saldırılarla, imha operasyonlarıyla ne fark var? Arkadaşlar, birincisi şu soruyu kendimize soralım. Biz önce aynayı kendimize tutmak zorundayız. Buradan bütün bu gerçeklikler Orta Doğu coğrafyasında yaşanırken sanki ilk defa yaşanıyormuş gibi buraya Filistin askılarını asıp buraya çıkıp lanetlemek yetmiyor. Önce aynayı kendimize tutacağız. Allah-u Teala Hucurat 13. ayette diyor ki sizin renklerinizi ve dillerinizi biz sizi kavimler ve kabileler şeklinde yarattık ki birbirinizi tanıyasınız. Bu tanıma nasıl olacak? Biz birbirimizi diliyle tanıyacağız, etnik kimliğiyle tanıyacağız ve teninin rengiyle tanıyacağız. Bir hukuk oluşturuyor orada. Peki yine Rad suresinin 13. ayetinde demiyor mu? Sizin renklerinizin ve dillerinizin ayrı olması Allah'ın ayetlerindendir. Madem öyle biz de soruyoruz. Diyor ki aslında o coğrafya Kürtlerin yaşayabileceği bir coğrafya için elverişli değil diyor. Kürtler bugün orada değiller ki. Binlerce yıldır Kürtler orada yaşıyorlar. Tamamlayalım lütfen Sayın Komutanım. Da bu coğrafyada da yaşamaya devam edecekler. Bu konuda öncelikle yani İsrail'i lanetlemeden önce evet lanetliyoruz. Evet kınıyoruz. Ama önce bunu yaparken dini, yaşam hakkını, dili sadece kendimize hasretmeyeceğiz. Çünkü Allah diyor ki, ben bunu kesinlikle yasakladım size diyor. Öncelikle bu coğrafyada yaşayan insanların bütününü, bu Yahudileşme temayülünden vazgeçmeye çağırıyoruz.
Bu coğrafyanın her zamankinden çok daha fazla barışa, birlikte yaşamaya ihtiyacı vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam 1400 yıl önce Medine Sözleşmesi örnekliğinde bunu ortaya koymuştur. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Kamat. Önergeyi oylayayım, sonra size söz vereceğim. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Biraz evvel kürsüde konuşan hatibin baştan aşağı konuşmaları hakikatleri çarpıtarak bir şöyle Hazreti Ali Efendimizin haricilere verdiği tarihi bir cevapla ben bu hatırlatmayı yapmak ve Yüce Meclis'in bilgisine sunmak isterim. Hak bir sözü batıl bir şekilde yorumlamak kimsenin haddine değildir. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun, buyurun yerinizden. Buyurun Sayın Kamak. Şimdi değerli arkadaşlar, Hazreti Ali'nin en büyük sözü diyor ki, devletin dini adalettir diyor. Burada Sayın Grup Başkan Vekiline soruyorum. Söylediğim ayet mi yanlıştı? Beni İsrail'in, Allah'ın Beni İsrail için ortaya koyduğu durum mu yanlıştı? Orta Doğu'da yaşanan kan revan durumu mu yanlıştı? Hangisi yanlıştı? Sayın Grup Başkan Vekili bence buna öncelikle bir cevap vermeli. Ve kendilerine yönelik direkt bir şey söylemedik. Bu coğrafyada yaşanan gerçekliğe dair hakkı ayakta tutan şahitler olarak konuştuk. Saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Buyurun Sayın Akbaş. Buyurun, buyurun açalım Sayın Akbaşoğlu'nu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Tabii bu meseleyi tarihi bir bilgiye mebni olarak, dayalı olarak ifade ettim. Çok açık ve net bir ifadedir. Hak sözden maksat ayetlerdir. Allah'ın ayetleri hak, hakikat sözlerdir. Hakikat kelamıdır. Şek ve şüphe yoktur. Ancak onu yorumlayıp kendi siyasi emelleri doğrultusunda farklı bir amaca bağlamak batıldır, yanlıştır. Apaçık bir tarihi hakikati ifade ettim. Aslında bu söz yeterli olur anlamak isteyene. Ancak şunu ifade edeyim. İsrail'le Türkiye'yi beraberce aynı kefeye koymak ancak ve ancak emperyalizmin ve siyonizmin hedeflerine hizmet etmek olur. Bu da asla ve kata kabul edilemez. Buyurun Sayın Bülbül. Sayın Başkanım, bu tartışmalar mecliste her zaman süre gelen tartışmalar mutlaka bir şekilde bir yerinden bulaşıyor, sıçrıyor. Biz de ortak kendi milli tarihimiz adına, sorumluluğumuz adına bunu söylemek durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve özellikle Türk milletini tarihte nasıl bir millet olduğu, zulmedip etmediği, nasıl savaştığı, nasıl cenk ettiği, başka milletlere karşı tavrı, duruşu ne olduğu çok iyi bilinen Türk milletine karşı bu yönde İsrail gibi bugün vahşetten gözü dönmüş bir yapıyı, ki kaldı ki orada da İsrail'de yaşayanları değil, İsrail'i bugün yönetenlerin, Siyonizmin gerçekleştirdiği bir şeyden bahsediyoruz. Burada onu bir şekilde tarihimizle barışmak adı altında bir takım masum ifadelerle böyle... Buyurun tamamlayın Sayın Bülbül. Böyle bir çarpıtmayı ve bühtanı kabul etmemiz mümkün değildir. O dönem itibariyle, şartlar itibariyle yeni kurulan cumhuriyetin, devletin hakimiyetini bulunduğu coğrafyada
temin etmesi meselesine karşı devletin otoritesini kabul etmeyen, orada bir takım tetkiş faaliyetinde bulunanların bulunanlarla devletimizin yapmış olduğu bir mücadeleden ibarettir. Orada ne ırki, ne etnik, ne mezhebi bir esas söz konusudur. Devletin ayakta kalabilmesi, cumhuriyetin ayakta durabilmesi için o noktada, o süreçte gerekenler yapılmıştır. Bunu da tekrar ifade etmek istiyorum. Buyurun Sayın Beştaş. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Doğrusu hatibimiz bu konuda oldukça okumuş olan, background'u olan ve derin bilgilerine dayalı süzülen bir konuşma yaptı. Doğrusu ayetlerin neresine itiraz ettiler ben anlamadım. Ama Sayın Akbaşoğlu'nun yani bizi dini istismar etmekle, siyasi emellerimiz için kullanmakla suçladı. Yani kahkaha atmak istiyorum. Böyle bir iktidarın dinin bu kadar kendisine evrilten, çıkarları doğrultusunda kullanan bir iktidarın sözcüsünün bunu kullanması büyük bir maharet ister. Hakikaten tebrik ediyorum. Biz hiçbir şeyi siyasi emellerimiz için kullanmayız. Kullandırtmamak için burada mücadele ediyoruz. Biz hatibimizin söylediği her sözün altına grubumuzun da imzası vardır. Ve tarih... Buyurun tamamlayın Sayın Beştaş. Tarih... Açalım Sayın Beştaş'ın. Kendi perspektiflerine göre okuyorlar. Okumalarına itirazım yok da buna hiç kimsenin itiraz etmesini kabul etmiyorlar. Sorun orada. Biz bu tarihi farklı okuyoruz. Enfal'i söyledi, Zilan'ı söyledi, Dersim'i söyledi. Geçen yıllarda Cumhurbaşkanı da Zilan'la yüzleşmemiz gerekir dedi. Abdullah Gül Dersim meselesinde yüzleşmek lazım dedi. Yani biz bunların ne olduğunu, ne amaçla söylendiğini gayet iyi biliyoruz. Ama Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik operasyonların ne anlama geldiğini de gayet iyi biliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Buyurun Sayın Darüşoğlu. Efendim teşekkür ederim. Şimdi birdenbire kendimi 11. asırda falan gibi hissettim. O dönemde haşhaşiler haklılıklarını ortaya koyabilmek için ayetlerle ve onların tefsirleriyle uğraşırlarmış. Şimdi ben size o ayeti okuyayım. Bakara suresi 84. ayet. Hiç yeri değil. Burada İsrailoğullarına hitap ediliyor. Ey İsrailoğulları! Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarından çıkarmayacağınıza dair kesin söz almıştık. Siz de bunları kabul edip şahit olmuştunuz diyor. Doğrudan doğruya aslında dün yaptığı işi, bugün yaptığı işi dün de yapan İsraillere hitaben indirilmiş bir ayet. Ama biz burada haklılığımızı ortaya çıkarabilmek için işte o ayeti böyle tefsir edip ya da onun mealini böyle çarpıtarak bir haklılık gerekçesi oluşturamayız. Buyurun Sayın Dervişoğlu. Bunlar 11. asırda yapılıyordu. Biz 21. asırdayız. Yaşadığımız çağa uygun bir biçimde konuşup tartışmayı becerebilirsek kanaatim ve inancım odur ki doğru bir iş yapmış oluruz. Teşekkür ederim. Buyurun. Sayın Bülbül söz istemiştir. Buyurun. Sayın Başkanım, bu özellikle İsrail'in saldırısından itibaren sözün sırası geldi. Bunu ifade etmek gerekiyor bir yerde. İsrail'in saldırılarından itibaren burada Türkiye'nin terörle mücadelesi kapsamında yapmış olduğu operasyonlarla İsrail'in yapmış olduğu işgal girişimini ve saldırıları aynileştirme gibi bir çabayı Yeşil Sol grubunun gösterdiğine şahitlik ediyoruz burada. Bunu aslında çok analojik açıdan çok ciddi bir sıkıntı var bu benzeştirmede. Aksine o benzeştirmeyi İsrail'le İsrail'in orada karakolu pozisyonunda bulunan PKK-PYD üzerinden yapmak çok daha isabetlidir. Zira İsrail gibi silah ve teçhizat açısından donatılmış olan yapı Türkiye değil PKK-PYD'dir orada Amerika tarafından. Yine Rakka'da, Deir Zor'da PYD-YPG'nin...
Açalım Sayın Bülbül'ün telefonu. Suriyeli Arapların yaşadığı yerlerde ve Suriye devletine ait olan petrol kuyularına çökmek suretiyle oradan haksız gelir elde edip oraları işgal edenin PKK, PYD, YPG olduğu gerçeği karşımızdayken burada İsrail'le onun benzeşmesini anlatmak gerekir. Yine PKK, PYD'nin yaptıkları ile İsrail'in yaptıkları arasında fark yoktur. Zira ikisi de işgalcidir ve 350 bin Kürt'ün Kuzey Suriye'den, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'de sığınma kamplarına yerleşmesine sebep olmuşlardır PYD'nin ve YPG'nin faaliyetleri. ABD burada yapılan bütün işlerde, yapılan bütün faaliyetlerde bakıldığı zaman ABD'nin arkaladığı bir örgüt olarak karşımıza çıkan PKK, YPG, PYD neyse İsrail'de odur. İsrail'de işgalcidir. Bölgede YPG Sayın Beştaş buyurun. Verecek. Valla bize bir haşhaşi demediğiniz kalmıştı. Sadece iade ediyorum. Başka cevaba gerek duymuyorum. Yani doğru değil ama tutanaklar yani çok ağır yani çok böyle. Petrol ticareti deyince DAEŞ'le iktidarın yaptığı petrol ticareti aklıma geldi. Keşke onu da söyleseydiniz. ABD'nin arkaladığı örgüt falan diyor da Sayın Başkan şu anda PYD'yi, YPG'yi terör örgütü olarak gören bir Katar var, bir Türkiye var. Başka da bir ülke yok. Bunu bir akıllarına koysunlar. Yani böyle bütün dünya terör örgütü falan ilan etmemiş. İki. Üçüncüsü siz ABD ile görüşmek için günlerce yatıyorsunuz orada ya. 5 dakika görüşmek için. Hiç... Buyurun tamamlayın Sayın Beştaş. Ülke dışında bir ülke göster. Katar ve Türkiye dışında bir ülke göstersinler. Ben onları dinledim ama dinlemeyi de bilmiyorlar. Buyurun. Saygı duymayı da bilmiyorlar. Gayet dikkatle dinledim. Şu anda Kuzeydoğu Suriye'ye, yine Federal Kürdistan bölgesine yapılan operasyonların tek bir sebebi vardır. Sinan Çift Yürek vekilimiz gayet net anlattı. Dünyanın neresinde olursa olsun Kürt anasını görmesin. Kürt düşmanlığıdır. Buyurun Sayın Akbaşoğlu, görecek. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Tabii bütün hakikaten konuşmalara baktığımızda arkadaşlar konuşmalara baktığımızda hakikaten kendi anlam boyutundan buyurun Sayın Akbaşoğlu. Kendi anlam boyutundan tamamen farklılaştırılarak sözleri başka bir noktaya bağlamak bizim değil, bize cevap verenlerin aslında tam kendi meslekleri olarak karşımıza çıkıyor. Şunu ifade ettik. Hak bir sözü, açalım mikrofonunu. Hak bir sözü yani ayeti kerimeleri batıl bir şekilde yorumlayarak kendi siyasi sonuçları doğrultusunda kullanmak isteyen haricilere Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin vermiş olduğu tarihi cevap aslında meseleye tam da tetabuk eden bir cevap. Bunu anlamak isteyenler anlam dünyasında kendileri buradan derslerini çıkarırlar. Ama demagojiyle yine meseleyi çarpıtmak isteyenler başka alanlarda
bu tartışmayı devam ettirebilirler. Onları kendi tartışmalarıyla baş başa bırakıyoruz. Bununla beraber şu bir hakikattir ki İsrail ile Türkiye arasında bir bağ kurarak gerçekten Türkiye'ye buyurun Sayın Akbaşoğlu. Siz cevap verdiniz biraz evvel. Siz cevap veriyorsunuz ama her türlü haksız ithamı ortaya koyacaksınız ama cevaba gelince de saati hatırlatacaksınız. Bu biraz çelişki olmuyor mu? Şahsileştirerek biraz evvel dini anlamdaki bizim değerlendirmelerimize kahkahayla gülmek gerektiğini ifade ettiniz. Gülebilirsiniz ama kendi halinize gülmüş olursunuz. Onu söyleyeyim. Serbestsiniz. İşte çarpıtmanın tam da daniskası budur. Şunu hepimizin hatırlamasında fayda var. Arz-ı mevudun varlığından söz edenler ve Nil'den Fırat'a büyük İsrail. Buyurun bitirelim Sayın Akbaşoğlu, buyurun. Arz-ı mevudun varlığından söz ederek, onu olumlayarak, Musa Aleyhisselam buralarda gezmişti, dolaşmıştı diyerek, Nil'den Fırat'a büyük İsrail'in varlığını hayata geçirelim diyenler, PKK, PYD, YPG ve DAEŞ örgütlerini kutsayanlardır. Dolayısıyla PKK ve PYD Büyük İsrail ve Büyük Ermenistan'ın taşeronları, maşaları ve maniveralarıdır. Dolayısıyla PKK, PYD, YPG'ye karşı gelemeyenlerin kalkıp İsrail adına Türkiye'ye söz söylemeleri asla ve kata kabul edilemez. Sayın milletvekilleri, son olarak Sayın Kamaca söz veriyorum. Sayın milletvekilleri, bir saniye. Sayın Kamaca söz veriyorum. Bu faslı kapatıyoruz. Buyurun Sayın Kamaç, yeni bir sataşmaya meydan vermeden son olarak söyleyeceklerinizi dinleyelim. Öncelikle Sayın Dervişoğlu'na teşekkür ediyorum, bir düzeltmede bulundu. Ben onun Arapçasını söyledim. Ben İsrailoğulları demektir. Evet, ayetteki hitap İsrailoğullarınadır. Ama ayetteki hitabın İsrailoğullarına olması sadece onlar için bağlayıcıdır anlamına gelmez. Bir ilkedir, herkesi bağlar. Sayın Akbaşoğlu burada birçok şeyi dile getirdi ama sizi samimiyete davet ediyorum. İktidarı samimiyete davet ediyorum. Dün hastaneyi bombalayan uçaklar şuradan 150 kilometre ötede Konya'da nasıl bombalayacaklarını öğreniyorlar. Eğer bu konuda samimiyseniz öncelikle İsrail'le olan o bağınızı koparın. İkincisi, AK Parti döneminde 2002 yılında Türkiye İsrail ekonomik ilişkileri, ticari ilişkileri 1.8 milyar dolar, şu anda 10 milyar dolar. O kadar. Buyurun tamamlayalım lütfen. Da samimiyseniz gerçekten çıkın, İsrail'le olan bağlarınızı koparın, biz de sizin dediğiniz her şeyin altına imza atalım. Teşekkürler Sayın Kamaç.